Merhaba. Ah, avcı, bulabildin mi bir şeyler? Yok, hiçbir şey bulamadım ya. Allah Allah, ben de bulamadım ya. Ne oldu, sana bir şey teklif edilmişti yani, en azından ona mı baksaydık? Saçmalama avcı, ben nasıl kabul edeyim onu? Adamlar benden ne istiyor, bilmiyor musun? Yani biliyorum ama başka bir teklif de yok yani, ne yapalım? Eskiden bir iki figüranlı falan gelirdi, artık onlar da gelmiyor. Sen avcısın ya, sen koskoca avcısın. Kırmızı başlıklı kızla kurdun karnını yaran avcısın, ne figüranlı. O da bir nevi figüranlıktı yani, tamam büyük prodüksiyonlarda da sonuçta iki kere falan görüldük yani masanın içinde. Ne olmuş sahnemiz asla? Bugün kime kül kedisi desen 12'den sonra bal kabağına dönüşme meselesini söyler. Kül kedisinden çok ben tanınıyorum, ben. Ya tanınıyor olabilirsin de bu figüran olduğunu değiştirmiyor kardeşim yani. Figüransın işte. Figüran falan değilim ben. Sektör vefasız. Bak zaten zor durumdayız yani şu işle ilgili bilmiyorum yani bir karar verseydin yani gelen son teklif be abi. Hayır, katiyen olmaz. Kabul edemem, bu konu burada kapandı. Bari ne bileyim yani kül kedisini falan arasan. Ney? Ben ondan küsüm. Küsmüşüm. Prensle evlendi, havalar 1500. Ulan ulan zilli, ben olmasam sen nasıl gidecektin o baloya? Ha? Ben olmasam sen o baloya nasıl gidecektin acaba? Çok merak ediyorum. Sen çok biliyorsan Pamuk Prenses'i ara. Yok, Pamuk Prenses tatilde. Burada olsaydı arardım yani. Kırmızı başlıklı kızı ara. Kırmızı başlıklısı niye arayayım ya? İki tane elması var yani. Onları mı alalım elinden kızın? Gel gel. Onun ninesinin evini imara açmışlar. Ha, imara açmışlar da kadın yaşıyor, ona bir şey düşmez ki yani. Sen de var kurtardın moru. Kurtarmasaydın şimdi zengindik. Ha, para içinde yüzüyorduk, şimdi açız. Çok ayıp ama ya, çok ayıp ya. En azından biraz erdemli durmamız gerekiyor yani kardeşim. Üf, çok açım ben ya. Aç mısın? Çok açım. Allah Allah, sen ne biçim avcısın ya? Bütün gün boş boş oturuyorsun, açsan git avlan. Allah Allah. Ben avcıyım diye avlanacağım. Sen bal kabağısın diye ben sana işliyor muyum ki biraz bir parça keselim de bal kabağı tatlısı yapalım diye? Ha? Koş koş. Git şu kapıya bak, beni sinirlendirme. Allah Allah, kapıya da ben bakacağım. Evet. Git sen bak. Lan benim asabımı bozma, ben buradan oraya yuvarlanana kadar 2 saat geçer. Bak şu kapıya. Hay Allah'ım ya. Kapıya bak diyor bana ya. Bana ya, sıtarım ben ya. Kapıya bakayım, oldu. Çamaşır da yıkarım arada. Yapımcı gelmiş, yapımcı gelmiş. Allah'ını seversen ne olur. Şunu bir düşün, bir değerlendir, tamam mı? Buyurun, buyurun. Efendim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, nasılsınız? Sizinle tanışmak büyük şeref. Gelelim mevzumuza. Heh, ne diyorsunuz? Olur mu bu iş? Şartları bir daha bir konuşalım. Ya işte şartlarda bir şey yok. Yani şunun gerçeği gibi şuradan 2 tane göz açacağız. Şöyle bir ağız yapacağız. Bir de şöyle güzelce içinizi bir oyacağız sizin. Işıklı mışıklı şey yapacağız. Alacağız böyle sokak sokak gezeceğiz. Oymadan koyamıyor musunuz? Yok, oymadan koyamayız ama zaten sizi oysak da fark etmez çünkü çoktan içiniz geçmiştir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birader, sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? İşte. İçini oyacaksınız. Senin için oysalar nasıl olur? Sen karşında kim var biliyor musun? Ya kimmiş canım? Orta oyuncuların soyut padişahında milletin başının üstünde gezen bal kabağı o. Sen nasıl konuşursun böyle? İş kardeşim. Haddini bil. Ya iş teklifi. Çık dışarı. Ya biz. Çık dışarı. Aman Allah Allah ya. Hadi oradan be. Ya ne yaptın avcı? Bütün gün kafa milletini yedin, işi kabul ettiği adamı sen kovdun. Kardeşim, altın yere düştü diye pul olmaz. Kirayı nasıl ödeyeceğiz? Onu düşünemedim. Ya yani. Düşünemedin. Bana bak. Benim bir animasyoncu arkadaşım var. Onlara gideriz. Zaten eskizi çizmişler bak buraya. Bir şekil yaparlar. Sanki içim boşmuş gibi görünür. Biz beraber gideriz. Sokak sokak gezeriz. Gerekiyorsa kendimiz animasyon yaparız. Yapar mıyız bunlara gerçekten? Bunlara ihtiyacımız yok ki. İhtiyacımız yok bunlara gerçekten. Hadi o zaman gidelim. Gidelim ya. Yapalım onu. Evet. Zalimin talim ettiği yolamın ne söylemem. Sen git avlan. Allah Allah. Ben avcıyım diye avlanacağım. Sen bal kabağısın diye ben sana işliyor muyum ki biraz bir parça keselim de bal kabağı tatlısı yapalım diye? Ha? Koş koş. Git şu kapıya bak, beni sinirlendirme. Allah Allah, kapıya da ben bakacağım. Evet. Git sen bak. Lan benim asabımı bozma, ben buradan oraya yuvarlanana kadar 2 saat geçer. Bak şu kapıya. Hay Allah'ım ya. Kapıya bak diyor bana ya. Bana ya, sıtarım ben ya. Kapıya bakayım, oldu. Çamaşır da yıkarım arada. Yapımcı gelmiş, yapımcı gelmiş. Allah'ını seversen ne olur. Şunu bir düşün, bir değerlendir, tamam mı? Buyurun, buyurun. Efendim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, nasılsınız? Merhaba.
Ah avcı, bulabildin mi bir şeyler? Yok, hiçbir şey bulamadım ya. Allah Allah, ben de bulamadım ya. Ne oldu, sana bir şey teklif edilmişti yani, en azından ona mı baksaydık? Saçmalama avcı, ben nasıl kabul edeyim onu? Adamlar benden ne istiyor bilmiyor musun? Yani biliyorum ama başka bir teklif de yok yani, ne yapalım? Eskiden bir iki figüranlı falan gelirdi, artık onlar da gelmiyor. Sen avcısın ya, sen koskoca avcısın. Kırmızı başlıklı kızda kurdun karnını yaran avcısın, ne figüranlı. O da bir nevi figüranlıktı yani, tamam büyük prodüksiyonlarda da sonuçta iki kere falan görüldük yani masanın içinde. Ne olmuş sahnemiz asla? Bugün kime kül kedisi desen 12'den sonra bal kaba... Sizinle tanışmak büyük şeref. Gelelim mevzumuza. Ne diyorsunuz? Olur mu bu iş? Şartları bir daha bir konuşalım. Ya işte şartlarda bir şey yok. Yani şunun gerçeği gibi şuradan iki tane göz açacağız. Şöyle bir ağız yapacağız. Bir de şöyle güzelce içinizi bir oyacağız sizin. Işıklı mışıklı bir şey yapacağız. Alacağız böyle sokak sokak gezeceğiz. Oymadan koyamıyor musunuz? Yok, oymadan koyamayız ama zaten sizi oysak da fark etmez çünkü çoktan içiniz geçmiştir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet ya. Birader, sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? İşte. İçini oyacaksınız. Senin için oysalar nasıl olur? Sen karşında kim var biliyor musun? Kim? Sen çok biliyorsan Pamuk Prenses'i ara. Yok, Pamuk Prenses tatilde. Burada olsaydı arardım yani. Kırmızı başlıklı kızı ara. Kırmızı başlıklısı niye arayayım ya? İki tane elması var yani. Onları mı alalım elinden kızın? Gel gel. Onun ninesinin evini imara açmışlar. Ha, imara açmışlar da. Kadın yaşıyor. Ona bir şey düşmez ki yani. Sen de var kurtardın moru. Kurtarmasaydın şimdi zengindik. Ha, para içinde yüzüyorduk. Şimdi açız. Çok ayıp ama ya. Çok ayıp ya. En azından biraz erdemli durmamız gerekiyor yani kardeşim. Çok açım ben ya. Aç mısın? Çok açım. Allah Allah. Sen ne biçim avcısın ya? Bütün gün boş boş oturuyorsun. Aç, sana dönüşme meselesini söyler. Kül kedisinden çok ben tanınıyorum. Ben. Ya tanınıyor olabilirsin de bu figüran olduğunu değiştirmiyor kardeşim yani. Figüransın işte. Figüran falan değilim ben. Sektör vefasız. Bak zaten zor durumdayız. Yani şu işle ilgili bilmiyorum. Yani bir karar verseydin. Yani gelen son teklif be abi. Hayır. Katiyen olmaz. Kabul edemem. Bu konu burada kapandı. Bari ne bileyim yani kül kedisini falan arasan. Ney? Ben ondan küsüm. Küsmüşüm. Prensle evlendi, havalar 1500. Ulan zilli. Ben olmasam sen nasıl gidecektin o baloya? Ha? Ben olmasam sen o baloya nasıl gidecektin acaba? Çok merak ediyorum.